Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere C# kullandığımız komponentlerden biri olan Split Container'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle Split Container ne işe yarar? Bundan bahsedelim. İki tane panel var içerisinde arkadaşlar. İlgili komponentleri, butondur, işte Textbox'ları ve benzeri ve benzeri bunları düzenli bir şekilde formül içerisine hizalama işimizi görüyor. Örnek vermek gerekirse şöyle bir projeyi çalıştıralım. Burada halihazırda forma diyelim yerleştirdiğiniz formundaki işte butondur, comma box'tır, textbox'tır. Bunları yerleştirdiniz. Fakat şu şekilde yaptığınızda ilgili formlar, formdaki kompetentler gördüğünüz gibi gidebiliyor. Bunu şu şekilde dizayn ettiğimizde ise şöyle yapalım. Mesela şu aşağıda, şu da yukarıda olsun. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Vertical yapıyoruz. Mesela şunu aşağıya atalım ve özelliğini daklayalım. Şunu da yukarıya atalım. Özelliğini dak yapalım. Tam forma otursun. Şöyle. Misal bir dizayn olduğunu görebiliriz. Çalıştıralım. Burada sağa sola küçültüp büyüttüğümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi sola doğru otomatikman hizalıyor kendini. Veyahut da yukarıya aynı şekilde gördüğümüz üzere küçülüyor, büyülüyor, büyüyor. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki özelliklerden şu vertical ya horizontal sonra şimdi fixed panel buna panel 1 diyelim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu ne fixed panel ne işe yarıyor? Gördüğünüz üzere sabit olan paneli söylüyoruz. Aslında fixed panelde diyorum ki birinci panel sabit kalsın. Yani oynama yapma birinci panelde göreceğimiz üzere. Peki biz kullanıcı olarak mesela kullanıcı nasıl küçültüp büyütebilir? Onu da göstereyim. Şuraya geliyor arkadaşlar. Programı başlattıktan sonra şöyle buradaki uygulamalar mesela ne yazıyorsa onları görebilir. Sonra büyütüp şu şekilde yapabilir. Yani burayla işi bittiğinde aşağıya görecekse şu şekil buradaki olayları görebilir arkadaşlar. Sonra diyelim burayla işi bitti. Yukarıyı görmek istiyor. Şuradan gelir şu şekil büyütebilir. Bu işimize yarıyor arkadaşlar. Split container. Buradan detaylı bilgilendirmesi dark olsun, kursör olsun. Birçok özelliği var arkadaşlar. Bu özellikleri detaylı bir şekilde görmek istiyorsunuz arkadaşlar, okumak istiyorsanız işte şunlar, boyutlar ve benzeri, tap, stop ve benzeri ve benzeri. Hemen videonun altında bir link göreceksiniz arkadaşlar. csharpeğitim.com.tr'deki Split Container kullanımı konumunda detaylı bir şekilde bu özelliklerin ne olduğu ile alakalı görebilirsiniz arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza halen abone değilseniz abone olabilirsiniz.